Size elektroşok terapisinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sağlık görevlilerinin düzensiz olan kalp ritimlerini düzenlemek amacıyla zaman zaman elektroşok kullandıklarını daha önce duymuşsunuzdur. Buradaki amaç kalbi düzenli yani normal ritmine geri döndürmektir. Filmlerde ya da televizyonlarda gördüğünüz bazı programlarda hastanın gözlerinin bir anda böyle kaydığını Odada kıyamet koptuğunu, birinin hastanın kalbi durdu diye bağırdığını, doktorun koşarak odaya girdiğini, hastanın göğsüne iki adet cihaz yerleştirdiğini ve "Hazır!" diye bağırdığını muhtemelen görmüşsünüzdür. Doktorun kullandığı bu cihazın adı arkadaşlar defibrilatördür. Defibrilatör. Defibrilatör kalbi şoklayan bir cihazdır. Filmlerde bunun nabzı olmayan ve ölüme çok yakın olan hastalara uygulandığını görürsünüz. Gerçekte ise elektroşokun çeşitli anormal nabız ve ritimleri düzeltmek amacıyla kullanıldığını söyleyebiliriz. Örneğin atrial fibrilasyonu tedavi etmek için kullanılır. Atrial fibrilasyon ya da kısaca biz ona AFib diyelim, kalbin üst odacıklarının yani kulakçıkların spazm geçirdikleri bir durumdur. Buna ek olarak ventiküllerin çok ama çok hızlı attıkları ventiküler taşikardi ya da VT durumunda da elektroşok kullanılır. Evet, az önce de söylediğim gibi afib ya da VT dışında elektroşokla tedavi edilen başka nabız ve ritim bozuklukları da vardır. Bunlardan daha sonra bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi filme geri dönelim. Filmdeki hastanın genellikle birinci kapalıdır ve nabzı yoktur değil mi? Ancak gerçekte hastanın bilinci şokun çok kısa bir süre öncesine kadar açık olabilir. Bu hastalara çok kısa bir süre önce yatıştırıcı ilaç verilir. Neden diyecek olursanız bu şokun son derece can acıtıcı bir şey olduğunu tahmin ediyor olmalısınız. Filmlerde elektroşok genelde acil durumlarda kullanılır ama gerçekte elektroşokun kullanımı için ortada acil bir durum olmasına gerek olmayabilir. Bu terapiyi ayakta hasta olarak alması gereken hastalar vardır mesela. Defibrilatör iki şekilde kullanılır arkadaşlar. Birincisi, senkronize elektriksel kardiyoversiyondur. Senkronize elektriksel kardiyoversiyon. Bu versiyonda defibrilatör QRS kompleksinin R ya da R dalgası ile senkronizedir. Evet, şok R ya da R İngilizce'de söylediğimiz gibi dalgası ile senkronize bir şekilde verilir. Senkronize kardiyoversiyon denmesinin sebebi işte budur arkadaşlar ve senkronize kardiyoversiyon az önce de bahsi geçen afib gibi bazı aritmilerin tedavisi için kullanılır. Aynı durum afib gibi ama farklı bir süpraventiküler taşikardi olan atrial çarpıntı için de geçerlidir atrioventriküler nodal reentran taşikardiyi de listeye ekleyelim. Söylemesi biraz zor ama biz yine de listeye ekleyelim. Bu AV düğümü etrafında bulunan anormal bir elektrik akımı yüzünden meydana gelen yüksek nabız demek. Son olarak VT'den de bahsedelim arkadaşlar. Yani ventriküler taşikardi VT diyorduk ona biliyorsunuz. Buraya bir de nabzı olan diye ekleme yapacağım. Nabız neden önemli? Çünkü VT'si olan bir hastanın nabzının olup olmaması tedaviyi de belirleyen çok önemli bir unsurdur. Hastanın eğer nabzı varsa ve durumu değişken değilse, ki bu da tansiyonun normal olması, göğüs ağrısı olmaması, zihinsel durumunun normal ve bilincinin açık olması anlamına gelir, bu hastaların tedavisinde ilaç kullanılır. Nabzu olup da değişken durumlu bir hasta ise durum e, ki bu hastaların da tansiyonları normal değildir. Kalpleri çok hızlı attığı için ve kalbe yeteri kadar oksijenli kan ulaşamadığından göğüs ağrısı çekiyor olabilirler. Bilinçleri bulanık hatta bilinç kaybı yaşıyor da olabilirler. İşte bu hastalarda durum biraz farklı. Bu hastalara yani nabzu olan ama değişken durumlu bir hastanın tedavisinde arkadaşlar senkronize elektriksel kardiyoversyon kullanılır. VT olan ve nabzı olmayan bir hasta içinse defibrilatör kullanımının ikinci şekli olan defibrilasyon kullanılır. Defibrilasyon, elektroşokun kardiyak döngünün herhangi bir noktasında verilmesi işlemidir. Döngü içinde herhangi bir nokta olarak da bunu buraya not ediyorum. Bu yüzden de R dalgası ya da diğer dalgalarla senkronize olması da söz konusu değildir. Defibrilasyondan asenkronize kardiyoversiyon olarak da bahsedilir. Senkronizenin önündeki A eki arkadaşlar senkronun olmaması anlamına gelir. Defibrilasyon ölüme çok yakın olan ve nabzı olmayan hastalarda kullanılır. Örneğin kalpte herhangi bir elektriksel aktivitenin olmadığı ventriküler fibrilasyon durumunda. Burada ventriküller spazm geçirmektedirler ve nabız yoktur. Nabzın görülmediği başka bir aritmi var mıdır peki? Az önce VT'de zaman zaman nabız görülmediğinden bahsetmiştik, değil mi? Evet. Nabız olmayan VT defibrilasyon ile tedavi edilir. Bu arada bu iki şekil ya da belki de ayar desek daha doğru olur. Evet, bu iki ayar arasındaki farklardan bir diğeri de defibrilasyonda daha yüksek bir enerji seviyesi kullanılmasıdır. Defibrilasyon şoku verirken daha yüksek bir enerji seviyesi kullanır. Peki elektroşok tedavisi nasıl işler? Şok terapisi kalbin tamamını aynı anda şoklayarak kalp hücrelerinin tamamının aynı anda depolarize olmasını sağlar. Depolarizasyondan sonra ise repolarizasyon gerçekleşir. Hücreler de refrakter periyoda girerler. Refrakter periyod, hücrelerin dinlendikleri ya da başka bir aksiyon potansiyeli yaratamadıkları zaman aralığıdır. Hücrelerin Aynı anda depolarize olmaları, hücreler yeniden yüklenmek ile meşgulken dokuların elektriksel sinyalleri iletmelerini kısa bir süre için engeller. Hücreler refrakter periyottadırlar. Bu da kalbe yeniden düzenlenmesi ve kalbe ritmini verecek olan hücrelerin ritim verici rollerini üstlenmeleri için zaman kazandırır. Bunu bir bilgisayarın kilitlenmesine benzetebiliriz. Ne yaparız bilgisayar kilitlendiğinde yeniden başlatırız değil mi? Evet, bu da kalbi yeniden başlatmak olarak görülebilir. Ve bilgisayarınızı bir kere daha yeniden başlatmanız gerektiğinde kendinizi bilgisayarın başına geçmiş, üzerine cihazları yerleştirmiş ve hazır diye bağırırken hayal edebilirsiniz.